çekirdekleri 18. vecize. Hayat kesrette bir, çeşit, bir çeşit tecelli vahdettir. Onun için iddiada sevk eder. Hayat bir şeyi her şeye malik eder. Evet. Bir küçük vecize gibi görünüyor ama yani aslında burada bir kitap saklı yani. Bir kitap gizli yani. Yani tabi Cenab-ı Hak nasip etsin de inşallah bu işin uzmanları bunlara sahiplense. Yani üstadımız Allah'a beden razı olsun bunları yazdı abilerimiz bunların neşredilmesi için mahkemelerde çeşitli platformlarda mücadelesini verdi. Bir sonraki abiler bunun yayılmasını ve insanlara ulaştırılmasını sağladı. Şimdi biz işte bizim kuşak biraz daha işte bunu bu manada izah etme ve biraz daha bu manada insanlara ama biraz daha sonra inşallah bu işin asıl uzmanları, asıl asıl sahipleri bu işin ilmini okuyanlar bilimini satmaya çalışanlar belki bunlarla alakalı çok farklı eserler yazacaklar. Yani. İnşallah. İnşallah. Şimdi hayat nedir? Hayata baktığımız vakit yani kelime itibariyle söyleyelim bir bütünün uyumlu bir şekilde çalışmasının neticesinde hasıl olan cevher diyelim. Mesela şu vücuda baktığımız vakit aslında birbirinden çok farklı elementler var. Çok farklı bu manada bileşimler var. Şunlar var, bunlar var. 70 trilyon hücre ortalama diyorlar mesela sen alanına giriyoruz. E bütün bunlar birleşiyor. Göz, el, ayak, tırnak, saç neyse işte vücudun bütün şeyleri. Şimdi bütün bunların birleşmesiyle bu vücut hareket edebiliyor. Değil mi? İşte biz buna ne diyoruz? Kesteti birleştiren cevher. Bu da hayattır. Kestet çokluk demektir. Değil mi? Hayat gitse o 70 trilyon hücre dağılacak. Hayat gitti mi... Bütün onlar, hepsi dağılacak. Nitekim toprağa koyduğumuz bir cenaze, belli bir süre sonra dağıma başlıyoruz. Bunun fıtrisi bu zaten. Evet, böyle olması lazım. Şimdi aslında bunu biraz daha büyütmeye çalışalım. Onun için diyor, ittihatta, ittihada sevk eder. Onun için ittihada sevk ediyor. Birleştirmeye sevk ediyor. Hayat bir şeyi her şeye malik eder. Şimdi baktığımız vakit, ailede bizim şu andaki bu vücudun cinsinden olmasa da o anne, baba ve çocukları, dedeyi ve nineyi neyse kim varsa bir arada tutan bir cevher var ki o da hayattır. Bu ailede bir hayat vardır diyoruz. O hayat dağıldı mı bakıyorsun ki hepsi dağılıyor. O da manevi birlik ve beraberlik. Değil mi? Gidiyoruz bir şirkete. Çok hummalı bir şekilde herkes vazifesini ve konumunu bilecek şekilde çalışıyor. Ne diyorsun? Burada bir hayat var diyorsun. Yani o hayat kesreti birleştiriyor. Ne kadar kuvvetli olursa o kadar keset ona birleşmiş oluyor. Değil mi? Bir cemaat. Bu cemaatin içerisinde hayatı tahrip eden gıybet olsa, iftira olsa, yalanlar olsa, aldatmalar olsa. Değil mi? E peki burada ne olur? Cemaat dağılır. Bu cemaat varsa ve muhabbet varsa o muhabbeti tesis eden manevi bir hayat vardır. Yani. Manevi rabıtalar. Manevi rabıtalar vardır burada. Değil mi? Devlete baktığımız vakit, eğer devlette hakikaten bütün devletin organizasyonları, fraksiyonları, onunsa bölümleri, parçaları neyse sağlam bir şekilde uyumlu çalışırsa o devlet kaim olur. Evet müddet olur. E değil, o zaman bu devlet batmaya mahkumdur yani. Şey Dolayısıyla hadiseyi hem mikro alemde hem makro alemde aldığımız Şimdi kainatta değil mi? Kozmos dediğimiz sistemde ne var? Muazzam bir hayat emaresi var. Ya kardeşim ne hayatı ya? Bizim gibi nefes mi alıyor? İşte hayatı bir tek şeye indirgememek lazım. Uyumlu çalışan her organizasyonda kendine göre bir hayat var. Sadece kalbin çarpması Mesela. değil. Değil. Zaten mesela söyleyeyim. Şu anda buradaki mikro alemdeki hayat makro alemdeki hayattan hayatını buluyor. Orada bir bozulma olsa burada bak bakalım bir canlı kalacak mı, bir zihayet kalacak mı? Onun için üstadımız diyor ki bence diyor küre hayvandır diyor. Küçülse mikrop kadar olacak. Hayat sahibi bir varlık olarak göreceksin. Mikrop büyüse, yumurta büyüse küre arz gibi olacak. Dolayısıyla her tarafından hayat kaynayan, hayat fışkıran bu küre arzın kendine göre bir hayatı olması elbette lazımdır. Kainatın bir hayatı vardır çünkü bütün sistemler beraber koordinasyonlu bir şekilde çalışıyor. Organizeli bir şekilde çalışıyor. Karıncalarda bir hayat vardır. Hem fertte hem onların organizasyonlarında, nevde yani. Beraber çalışıyorlar. Kimin ne yapacağı, kim nerede duracağı bellidir. Orduda bir hayat olması lazım ki sağlam olsun. Ordunun hayatı gitti mi? Yani aradandaki o intizam, o nizam değil mi? O manevi birlik rabıtaları. Gitti mi? Ordu ne olur? Dağılır. Mağlup olur. Dolayısıyla Üstadımız hayat kesrette bir çeşit tecelli vahdettir. Yani kesretleri birleştirir. Onun için ittihada sevk ediyor. Hayat bir şeyi her şeye malik eder. Bu ünlü filozof Hegel var. Onun kamu tanrı diye bir inancı var. Kamu tanrı. Yani kainattaki şu beraber çalışma meselesini kendi aleminde öyle bir Tefekkür etmiş ki demek adam. Allah da diyemeyince bu birlik ve beraberliğin e, meyvelerine, neticelerindeki harikuladeliklerine bakıp buna haşa tanrı diyecek kadar da şey yapmış. Şimdi aslında adam bir hakikati müşahede etmiş. Hissetmiş yanlış ama ismini şey yanlış koymuş yani. Değil mi? Şimdi kamu tanrı diye bir şey yok. Kamunun tanrısı var yani. O da Allah'tır. La ilahe illallah. Ama onun kendisine bizzat böyle dedin mi? Olmaz. Mesela şu vücuda getirelim, tefekkür edelim. Şu vücudun kendisi haşa tanrıdır dedin mi? E nereden kaynaklandı bu kardeşim? Çünkü mükemmel faaliyetler var. Mükemmel çalışmalar var. Baş döndürücü, harikulade vaziyetler var. İlim, irade, kudretin eserleri gözüküyor. Tamam doğru. Biz de tamam diyoruz zaten. Bunu biz görüyoruz. Bunu inkar etmiyoruz. Ama bu içerideki sistemi ve beraber çalışma gücünü, kuvvetini kim koyduğu nereden alıyor bu? İşte biz diyoruz ki bütün kainata bu hayatı kim vermişse en küçük ziyaret de bu hayatı veren odur. Demek ki bunun bundan bir beklentisi ve insanlara vermek istediği bir mesaj var. Birlik beraberliğe girdiniz mi hayatınız olur. Birlik beraberliğe girmediniz mi hayatınız dağılır. Ya da hayatınız oldu mu toplarsınız etraftan. Mesela diyelim ki başta küçük bir hücreydi diyelim insan. anne karnında. Belli bir zaman sonra şey yapmaya başladı. Oraya ruh geldi. Belli bir zaman sonra yine büyümeye başladı. Sonra dünyaya gelip dünyadan da yine bu manada atomlar vasıtasıyla toparlamaya, elementler vasıtasıyla toparlamaya büyümeye başladı. Buradaki şey ne? Toparlayan unsur ne? Hayattır. Ruhu da celbettiren hayattır. Dikkat et. Bir kurşun karşısına adama hayati bir uzuv eğer parçalanırsa, İnsan hayatı gittiği vakit ceset dağılıyor ama ruh da orada kalmıyor. Ruh da ben buradan sonra artık burada yaşayamam diyor. Bu benim yaşamama elverişli olacak bir yer değil diyor. Kendisinin kendine müstakil bir hayat olduğu için hayatını devam ettiriyor. Ama bu beden ve içindeki o birlikteliğe vesile olan, o uyumu sağlayan o cevher o dağılıyor. O kayboluyor, o gidiyor yani. Şimdi bu ifadenin son cümlesine baktığımız vakit ne diyor? Hayat bir şeyi her şeye malik eder. Şimdi çok enteresan bir şey bu. Hayat girdi. 70 trilyon hücreyi birleştirdi mi? Birleştirdi. Burada bir göz hücresi ayta bütün vücudu neydir? Hakimi ve mariki gibidir. Hayat vasıtası ama Sanki ne diyor? Ey akıl, benim gıdaya ihtiyacım var. Bak, akıl başı iş yapmaya. Ey ağız, sen çalış. Ey burun, sen sağlam kokulu yani koklama özelliğinle sağlam gıdaları bana gönder. İşte Ey dil, iyi tat. Eğer güzel tatmazsan bana yanlış şeyler gelirse ben burada hayat yetimi muhafaza edemem. Dolayısıyla vücudun bütün unsurlarına adeta o göz hücresi ya da vücudun herhangi bir yerdeki bir hücre hakim gibidir. Hepsine adeta komut veriyor. Değil mi? Şimdi gelelim şeye. Sizi ya da herhangi bir mesela bir karınca ediyoruz adına mesela. Evet. Bir sinek mesela. Bir arı mesela. Hayatı olması hasebiyle dağdan büyüktür. Dağ yerinde yetimdir. Kimse hükmü geçmez. Ama karınca hayata güneşe yan diyor. Bulutlara bana su gönder diyor. Dünyaya dön diyor. ki bütün gezegenlere sağlam çalışın yoksa ben burada hayatı yetimi muavize edemeyeceğim diyor mesela. Hepsine emir yağdırıyor adeta hakim gibi. Değil mi? Ondan sonra insan olan bir insan eğer manen de inkişaf etmişse, manevi bir hayatı da varsa, maddi hayatla beraber manevi hayatı da. Çünkü üstadımız diyor ki din hayatın hayatı hem nuru hem esası değil mi? i̇hya din ile olur. Bu milletin ihyası. Demek ki hayat var maddi. Şimdi kadar konuşumuz bu. Bir de manevi hayat var. Din, iman, inanç. Eğer bir insan hakikaten manen inkişaf etmişse diyebilir ki böyle bir insan. Benim rabb Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneş yohaneme bir lamba, baharı bir deste gül, yazı bir soflayı nimet, hayvanatı bana hizmetkar yaptı, nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Fesubah. Hatta üstadımız bu dersi yaparken Tahir abi girmiş içeriye. Demiş ki işte bunu Tahir diyebilir demiş. Çok güzel bir şey. Yani. Demek ki insan olan bir insan bunu rahat bir şekilde söyledi. O, silah, o hayat manevi hayatla da hayatlanırsa o zaman tamamıyla sanki bütün kainatın maliki benim diyebilir. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın mülkü olan kainat bir cihetle bizim mülkümüz. Hepsi <laughs> Cenab-ı Hakk'ın mülkü olan bu kainat bizim mülkümüz. Sanki Cenab-ı Hak bize emaneten bunu vermiş. Siz bunun hakimisiniz. Size bu hizmetkar etmeye mecburdur gibi bir durum, bir şey var. Ama karşılığını sen ibadetle vermezsen bunun nimetleri kadar da sana hesap sorulacak. yani. O zaman da adeta gasp etmiş oluyor. Gasp etmiş o kainattaki yani. olanakları kullanıp evet. Cenab-ı Hakk'a başkaldırma ne anlamına geliyor? Yani. Onlara malik olup e, Cenab-ı Hakk'ın emri dairesinden dışarı çıkarak gasp etmiş oluyorlar. Oluyor oluyor. yani. Emanete hiyat evet. ediyoruz yani.